İslam dünyasında Şii-Sünni çatışması çıkarmak için uzun yıllardan bu yana sistemli bir çalışma içinde olan Haçlı dünyası kendi arasında yeni ittifaklar kuruyor. Papa Francis'in Türkiye gezisi bu anlamda kritik bir önem taşıyor. Türkiye ziyaretine Aksaray'la başlayan Papa Francis'in ülkemize asıl geliş sebebi Fener Rum Patrikanesi'ndeki etkinlikti. Papa, Ortodoks Kilisesi'nin kuruluş yıl dönümü ayinine katıldı. <laughs> Bartolomeus ve Papa'nın ortak bildirisinde yaklaşık bin yıldır kavgalı olan Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki birliği sağlama amacı dikkat çekti. Bildiride, Hristiyanların olmadığı bir Orta Doğu'ya razı olamayız ifadesi de manidar bulundu. Papa'nın Türkiye ziyareti basının da bir numaralı gündemi. Peki bu ziyaretin medyaya yansımayan boyutunda neler var? İşte hoşgörü sahibi, dinler arası diyalog falan tam bir Hristiyanlık propagandası yapılıyor. Koridor programında hukukçu yazarlar Avukat Ahmet Eriman ve Avukat İbrahim Berk çarpıcı tespitlerde bulundu. Bunların ilki Patrikhanenin Vatikan tarzı bir yapıya kavuşturulmak istenmesi. Bir yandan İslam'ı terör dini, savaş dini, şiddetini işit falan değil hani direkt Hazreti Muhammed'e defalıyor Vatikan kimse hani bunu yani mızrağa sığdırıp eğip bükmeye çalışmasın. dolayısıyla bunun karşısında işte İslam dünyasını mezhep çatışmalarıyla birbirine düşürmeye çalışan Batı dünyası kendi içinde bugün Ortodoks'la Katoliği nasıl kenetleyebiliriz? Nasıl birleştirebiliriz? Bunun çabası içerisindeler. Bu ziyaretin stratejik hedefi bu. Hani Türkiye içerisinde bulunan Rum Patrikliğini hem ekümen hem de e, Vatikan'ın bir e, koalisyon ortağı haline getirmenin bir din ortağı, bir siyaset ortağı. Çünkü bu kurumlar artık yani bugün Vatikan'da din var mıdır? Bunu tartışmak lazım. Yani orada e, nasıl e, Fener Patrikhanesi sapına kadar siyasetin içine bulaşmış e, bir ortodoks siyaseti ekseninde Türkiye'de nüfus sahibi olmaya, orta Ortodoks dünyasında nüfus sahibi olmaya çalışıyorsa Vatikan'da 900 milyon Katolik dünyasını Bugünkü kapitalist düzenin yaması olarak Tutmaya çalışan bir müessese Yani bunu bir din adamı olarak da görmemek lazım Fener Patrikhanesini İstanbul içinde bir devlet haline getirdikleri Düzenin temellerini kurdular Şimdi dikkat et Biden geldiğinde nereye gidiyor? Bartleme olsa gidiyor Papa geliyor, olsa gidiyor. Bu bu Bartolomoz bir devlet başkanı e, sıfatına bir devlet başkanı, Türkiye'nin içinde bir devlet. Hani İtalya'nın içinde Vatikan nasıl bir devletse, hani bunun içinde de bir devlet. Papa'nın Türkiye temaslarının perde arkasında yeni bir misyonerlik dalgası da yatıyor. Ahmet Eriman bu durumu misyonerlik işgalinin ön açma hazırlığı olarak niteledi. Batı'nın hükümranlığının, Batı'nın ee, hani ekonomisiyle, kültürüyle, e, ahlak anlayışıyla, e, kurumlarıyla, kavramlarıyla hani bir yeri işgal edecekse şayet hani önden gönderdiği, e, ön hazırlık yaptırdığı bir adres. Hani şey var ya o meşhur söz hani Afrikalı bir e, aydına ait. İşte e, misyonerler diyor Afrika'ya geldiler. Bizim ayaklarımızın altında topraklarımız onların ellerinde incil vardı. Gözlerimizi kapatıp dua etmemizi istediler. Biz gözlerimizi kapatıp dua ettik. Gözlerimizi açtığımızda bizim elimizde incil onların elinde bizim ayaklarımızın altında yani vatanlarımız olan topraklarımız onlara geçmişti buyuruyor, şey söylüyor. Tam da budur fotoğraf. Yani e, Papa'nın ziyareti e, şeydir e, bir ön açma hazırlığıdır ya da bir senaryonun noktasını koyma, bir hareketin bir çalışmanın adını belirleme, e, kamuoyunu hazırlama, siyaseti hazırlama, hani Batı'nın en tepeden mesajlarını verme amacı gidiyor. Bu açıdan hani değerlendirmek lazım ve ben böyle bakıldığında Türkiye'de şu saatten sonra çok ciddi misyonerlik faaliyetlerinin, Hristiyanlaştırma faaliyetlerinin artacağını yani düşünüyorum. yani